Anamur Kaymakamlığı'na atanan Mehmet Kurdoğlu görevine başladı. Antalya Vali Yardımcısı olarak görev yapmaktayken Anamur Kaymakamlığı'na atanan Mehmet Kurdoğlu resmi görevine başladı. Yaklaşık 5 yıldır Anamur Kaymakamlığı görevinde bulunan Cengiz Cantürk'ün yerine atanan Kurdoğlu, 1957 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. Kurdoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Anamur ilçesinde Tarım ve Gıda Fuarı açıldı. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı bu yıl 4. kez düzenleniyor. Siyanar Pozitif Fuarcılığın organizasyonunda yapılan fuarın açılışına yeni göreve başlayan Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Bozyazı Kaymakamı Hayati Taştan, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Profesör Doktor Canan Karatay, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Niyazi Sarıoğlu, Muzbir Başkanı Mehmet Güzel, Ziraat Odası Başkanı Şeref Gümüş, Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Mustafa Güngör, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fuarın açılışı kortej yürüyüşüyle başladı. 4 gün boyunca şehit uzman çavuş Atanur Bal Pazarı'nda devam edecek olan Anamur 4. Tarım ve Gıda Fuarı'nda bu yıl 80 firma ürünlerini sergileyerek tanıtımlarını gerçekleştiriyor. Fuar 4 gün boyunca saat 10 ile 19 arasında ziyaretçilere açık olacak. Geçtiğimiz yıl 30 bin ziyaretçinin katıldığı fuara bu yılki ziyaretçi sayısının 40 bini bulması bekleniyor. Gördüğünüz gibi Kıbrıs'tan gelen misafirlerimiz, değerli hocamız artık bu fuarın anlamına anlam kattılar, değer kattılar. Artık Anamur bu fuarı sadece kendisi değil, tüm ülkeye tanıtmakla, anlatmakla ve çiftçilerimiz sahip çıkmakla baş aktör olma yolunda mesafe kat ediyoruz. Değerli konuklarımız, tabii ki ilçemizin ve bölgemizin geçim kaynağı tarım. Ama turizmden de pay alacak potansiyele altyapıya sahibiz. Bu fuar sadece Anamur'un değil, Anamur, Bozyazı, Bölge ve Kıbrıs'a aittir. Amacımız önümüzdeki de Kıbrıs, Kuzey Türk Cumhuriyeti ve Anamur olarak tarım fuarının uluslararası amaçla, uluslararası platformda yeni fuarlara vesile olmasını diliyorum. Bu tür işbirliklerinde sinerji çok önemlidir. Ve sadece 80 kilometre ötede olan Kuzey Kıbrıs'ta bu sinerjinin bir parçası olacağının heyecanını yaşamaktadır. Bir ülkenin ayakta durabilmesi için tarım gereklidir. Bu yüksek binalar gerekli değil. İnsanların her şeyden önce sağlıklı beslenmesi, sağlıklı yemesi lazım ki çıkıp da bu koca koca binalarda oturdular. Ben bu yüksek binaları görünce çok üzüldüm. Torosların eteğinde, yeşilin eteğinde bu binalara gerek yok. Şu Anamur'umuzu biliyorsunuz çocukluğumuzdan beri ilaçsız olarak büyüyen en önemli meyvelerden biridir. Burası onun ana vatanı, yani ilk yeridir. Tabii tropikal bir meyve biliyorum fakat buradaki iklim ona çok müsait. İlaçsız olarak onun için bütün tarım müdürlerine, tarım il müdürlerine ve tarım bakanlığına sesleniyorum. İlaçlama yapmayın hiçbir yere. Doğayı öldürmeyin, canlıları öldürmeyin diyorum. Tarım ilacı değil, ben tarım zehiri diyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ülkemizde Anamur'umuzu var iken ithal buza ne gerek var? İthal eden ne gidemezsin, ben ne yapayım? Birbirimizin ayağına kuşu sürüyoruz. Mersin ithal etmiyor. Mersin'e gelmiyor, ithal etmeyin. Bu güzel buz varken ana Çikita buzuna ne ihtiyaç var bu memlekette? Ayıptır, günahtır. Teşekkür ediyorum. Bravo hocam. Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak yağmurun sele dönüşmesi sonucunda bazı araçlar ve evler su altında kaldı. Silifke'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurda oluşan yoğun su birikintisi Saray Mahallesi'nde ikamet eden bazı vatandaşların evini bastı. Zemin katta bulunan evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken bazı araçlar da su altında kaldı. Saray Mahallesi'nde bulunan Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'nin zemin katı da su içerisinde kaldı.
Her yıl mazgalların tıkanması sonucunda sel sularına maruz kaldıklarını belirten mahalle sakinleri, her yıl aynı mağduriyeti yaşamak zorunda mıyız diye tepkilerini dile getirdi. Sokaktan böyle dolandığı, aha bu apartmanımıza hep girdiği, temizlesinler yani. Her zaman bu, versene bu, bak bu duvar ördüm ben kapımın önüne. İşte su girdi evin içine, eşyalarımıza kalmadı. Demin belediye çıktı, iki defa vidancör gönderdik, dur hali de yok hani. İki defa çıktı. Şey var mı, zayiat var mı? Olmaz mı canım? Ne var? Eşya kalmadı ki. Ya ne varsa işte içeride, hepsi ıslandı. Şeyine kadar girdik yani. Araba yolda kaldı. Ha, suyun içine girdiydik orada, işte o bitti, orada kaldık. Yürüyerek geçiyorsunuz şimdi, bayağı bir sular var ya burada. Ya su çok canım, aşırı çok su. Aşırı. Hı, bu da komşunun abi, iyi. Nerelisin? Nere süpüreyim? Mersin'de bir depoda yapılan aramada 3 çelik dolap içerisinde değişik markalarda 7.835 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Barış Mahallesi'nde bulunan bir depoda gümrük kaçağı sigara olduğunu belirledi. Alınan izinler doğrultusunda depoya operasyon düzenleyen ekipler, depo içerisinde bulunan 3 büro tipi çelik dolapta değişik markalarda 7.835 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Depo sahibi gözaltına alındı. Konar göçerlerin kullandığı yollarda altyapı çalışmalarına başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, motorlu taşıt kullanan yörüklerin yol sorununu gidermeyi amaçlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla'dan Erdemli'ye kadar uzanan yol çalışmalarından sonra Anamur'da çalışmalara başladı. Antalya sınırında olması nedeniyle Antalyalıların ve özellikle Anamurlu konar göçerlerin sıklıkla kullandığı Kaş Pazarı Yaylası'nda çalışmalara başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Anamur Koordinasyon Şube Müdürlüğü koordinesinde Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleriyle yayla yoluna ilk kazma vuruldu. 450 metre rakımdan 2200 metre rakıma kadar onlarca mahalleye hitap eden ve binlerce vatandaşın yayla yolu olarak kullandığı 18 kilometrelik yola büzleri taşıyan Büyükşehir Belediyesi, yağmur suları ve taşkınları kontrol altına alacak altyapı çalışmalarına başladı. Altyapı çalışmalarının ardından stabilize yol çalışmalarına start verecek olan ekipler, bahar aylarında başlayacak olan göç mevsiminde yörüklerin daha güvenli ve kolay ulaşımla taşınmasına olanak sağlayacak. Bundan iyi hizmet olmaz. Büzler gelmiş. İnşallah yerleştirilir. Bir daha böyle sıkıntı olmaz. Daha rahat gelir gideriz. Daha güzel olur. Yaylamıza daha çok gelen giden olur. Yollarımız güzelleşti mi? Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, 2017 yılında 800 ton sedir kozalağı toplamayı hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, sedir kozalağı toplama işleminin devam ettiği Toroslar ilçesindeki Arslanköy Orman İşletme Şefliğini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. 2017 yılında yaklaşık 800 ton sedir kozalağı toplamayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, sedir kozalakları orman köylülerimizde yeni tesis edeceğimiz ağaçlandırma, rehabilitasyon, toprak muhafaza ve erozyon kontrol sahalarına ekilmek üzere toplanmaktadır. Toplanılan bu kozalaklar serildikten sonra sulanmakta ve karperlerinden ayrıldıktan sonra çuvallanıp sahalara ekilmektedir. Böylelikle hem ülkemiz ağaçlandırılmakta hem de orman köylülerimize istihdam sağlanmaktadır dedi. Türkiye'de ilk defa 1984 yılında Orman Bölge Müdürlüğü Anamur Orman İşletmesi Abanos Şefliği Armut Kırı mevkiinde 300 hektarlık alanda başlatılan karperli sedir ekimi çalışmalarına 2017 yılında da hızla devam edileceği ifade edildi. Mersin'deki ailesinin yanından 1996 yılında ayrılarak Alanya'ya yerleşip kendisine iş kuran ve 2009 yılının Şubat ayında aniden ortadan kaybolan Mustafa Keskin'in abisi, kardeşinin akıbetinin ortaya çıkarılmasını istiyor. Keskin'in Mersin'de yaşayan abisi Salih Keskin, 8,5 yıldır bir umutla kardeşini arıyor.
altı kardeşten biri olan kardeşiyle ilgili yetkili birçok yere başvuru yaptığını söyleyen Keskin, henüz bir sonuç alamadıklarını dile getirdi. Bu benim kardeşim. En küçük kardeşimiz bizim, altı kardeşinden bir tanesiydi. En küçük adı Mustafa Keskin. İşte Alanya'da kayboldu bu kardeşim benim. Şimdi kardeşim 45 yaşında. Burada 95-96 yıllarına kadar buradaydı. Oradan Alanya'ya gitti. Alanya'da çalıştı, değişik yerlerde çalıştı. Oradan da kendi iş yeri kurmuştu. Esnaflığa başlamıştı. Ve 95-96 yılından 2009 yılına kadar kardeşim Alanya'da. Ve Alanya'da bir anda kayboldu. 2009 yılında kayboldu kardeşim. Ve biz de aramaya başladık. Ve bulamadık. En ufak bir haber almadık. Arayırdı bizi. Aşağı yukarı 3 günde 4 günde bir arardı. Sezon içerisinde gelmezdi. Sezon bittikten sonra gelir giderdi ve bayramlarda gelir giderdi. Annem babam bizlerin yanında. En ufak bir şeyimiz yoktu bizim. Küslüğümüz ve dargınlığımız yoktu. 2012'nin Ocak ayının 25'inde babam vefat etti. Babam vefat ettikten sonra bir gün sonra biz araştırdık kardeşime. Orada tanıdıklar, Alanya'da tanıdıklara haber saldık. Kardeşim kaybolduğunu söyledi. Biz öyle kaybolacağı aklımıza gelmezdi. Ama 2012'de babam vefat etti. Biz 2-3 gün sonra bunu öğrendik. Kaybolduğunu. Yani gereken bütün meclislere başvurdu ama bir sonuç alamadı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduk. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına bir sonuç alamadık. Devletten biz yardım istiyoruz. Şöyle yardım istiyoruz. Şüpheli kişiler var. Bizim ipucu aldığım kişiler var şüpheli olaraktan. Ve kendi ağızlarından kaçıran bir kişi var, komşusu. Şüpheli. Lafını yani söylemiş olduğunu çark ediyor böyle. Şüpheliler var. Öldürülmüş. Öldürülmüş. Yoksa kardeşim arardı. Haydi bizi aramıyor. Bir arkadaşını mı aramaz? Hiç kimseyi mi aramaz? Biz bu kadar haberler yaptırdık. Hiç kimseyi mi aramaz? Şimdi kardeşimin ölü ve dirisini devletten biz istiyoruz. Yardım etmelerini istiyoruz. Öldüyse bir mezarını bulalım. Ve diriyse de zaten diri olduğunu görürüz. Kardeşim. Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı atletizm yarışları sona erdi. Cumhuriyet'in 94. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Mersin Nevinyanıt Atletizm Kompleksi'nde 100, 200, 300 ve 400 metre ile uzun atlama kategorilerinde düzenlenen il genelinden 530 sporcunun katıldığı Cumhuriyet Bayramı atletizm yarışları tamamlandı. Turnuvaya damgasını 300 kız kardeşlerin başarısı vurdu. 300'lerden Dilan ve Emine Demir, 100 metre sprint yarışını 13 saniye gibi kısa bir sürede koşarak atletizmde gelecek vaat ettiler. Diğer kardeş Zöhre Demir ise daha önceki yarışlarda 3 adım atlamada yaptığı atlayışla başarılı bir performans sergilemişti. Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ali Osman Bebek tarafından takdim edildi. Euro Cup Kadınlar B grubu 3. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor evinde ağırladığı Rus Enisey takımını 69-62 yendi. Bu sonuçla Mersin ekibi grupta 3 maçında da galibiyet almış oldu. Mersin Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Rus ekip Enisey ilk periyodu 14-10 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan ve bulduğu sayılarla bir anda öne geçen Mersin ekibi devreye 26-18 önde girdi. Maçın üçüncü periyodunda ise misafir takım üst üste sayılar bularak öne geçti. Rakibinin atmış olduğu sayılara Mersin ekibi karşılık veremeyince bu periyodu Enisey takımı 48-45 galip tamamladı. Maçın son periyodunda ise maça ağırlığını koyan ve bulduğu sayılarla aradaki sayı farkını açan turuncu beyazlı ekip maçı 69-62 kazandı. Bu sonuçla Mersin ekibi grupta 3'te 3 yapmış oldu.